Ben Hakan Diniz, Endüstri ürünleri Tasarımcısıyım ama çoğunuz beni tasarladığım oyun ve oyuncaklardan, daha genç arkadaşlar da verdiğimiz oyun, oyuncak tasarımı workshoplarından veya gamification workshoplarından tanıyorlar. Ama bugün size hani... Oyun tasarımından bahsetmeyeceğim. Daha çok bir oyun tasarımcısının, daha doğrusu oyun ve oyuncakla ilgilenen bir tasarımcının hayata dair aydınlanmasından bahsedeceğim. Dolayısıyla arkada Monopol tasarlayacağım diye heyecanlı bir iki arkadaş vardı. Onlar biraz sakin olabilirler o sonra. Evet, öncelikle bu aydınlanmanın hani nereden başladığıyla başlayalım. Umarım sizin için de ilham verici olacaktır. İlham ilham verici olacaktır. Öncelikle tasarımcı var mı acaba? Hani konular tasarımsa evet tasarımcı bayağı var, güzel, elleri görüyorum. Ee, bu cümleyi daha önce duyduk mu? Güzel. Ee, sizin meslek çok eğlenceli. Hani üniversiteden beri, öğrenciliğimin birinci yılından beri sürekli duyduğum bir şey. Sizin meslek çok eğlenceli. Merhaba ben Hakan Deniz, Endüstri Dünleri Tasarımcısı. Aa sizin meslek çok eğlenceli. Evet, hani şimdi... Az evvel bahsettim, oyun oyuncak tasarımcısıyım. Hani e, çoğunuz, e tabi senin meslek çok eğlenceli diyor. E tabi bu insanların algısıyla ilgili bu durum. Herkes zannediyor ki ben sabah kalkıyorum, ondan sonra jelibondan masama oturuyorum. <laughs> ondan sonra işte pembe tavşandan bir koltuğum var, ona arkamı yaslayıp falan böyle duvara e, renkli pastellerle bir şeyler çiziyorum. Hayat öyle değil. Hani bu mesela görüyorsunuz ofis, hani standart bir ofis. Yani tasarımcı ofisi benim ofisim. Gün içinde yaptığımız şeyler son derece teknik şeyler. Hani makinalarla şunlarla bunlarla uğraşıyorsunuz. Efendime söyleyeyim draft açıları, kalıplar, kalıpçı detayları. Ondan sonra maçalar, milimetreler, mikronlar havada uçuyor. Ne kadar sıkıcı değil mi? Hala benim meslek eğlenceli mi? Neyse. Ee, hani maketler, keskin şeyler, kimyasallar, gırla. Ve ofis sizin olduğu zaman bir de işin içine managerial bir level giriyor. Burada mesela üç büyük müşterimiz aynı anda sipariş verip iş yapmaya çalışırken dördüncüsü aradığında kendimi yere attım ve kaza kafama çektim. Hani muzip bir arkadaşım da elime bir lightsaber vermiş ve fotoğrafını çekmiş. Hani görüntü biraz flu ama mesaj çok net. <laughs> Şimdi hani her bize sizin meslek çok eğlenceli diyeni biz artık he diyoruz. Ve fakat yakın zamanda izotomi Araştırma Şirketinin bir e, araştırma neticesi yayınlandı. Ha, tasarım dünyasında olay oldu. Mutluymuşuz. En mutlu 10 meslek listesinde hani bir numara tasarımcı. Hani biz bu kadar Çile'den bahsediyoruz. Ben, ben mutluyum o zaman. Hani mutluymuşuz. Mutluymuşuz. Güzel. E, şimdi burada o üçüncü göz açıldı bir. Bakın yani neden biz hani en mutlu ve en mutsuz meslekleri yan yana koyduğumuzda biz neden bu kadar mutluyuz? Hani en mutsuz vardı meslekte avukattı. Hani hiçbir mesleğe yermek istemiyorum bu arada, konu o değil. Ama hani bir netice var ortada, mutlu meslek, mutsuz meslek. Finansal getirisine, maddi getirisine baktığımız zaman iki mesleğin aslında avukat tasarımcıdan çok önde. Hani iş imkanı, iş garantisi, toplumdaki saygınlık, efendime söyleyeyim hani maddi kazanç, çalışma şartları, avukatlık hep önde. Ve fakat mutlu olan biziz. Değil mi? Ya benim teorim şu. Birinci teorim, çok kullandığımız kimyasallar ve boyalar kafa yapıyor. <laughs> bu bir, bu bir, bu bir. Hani umarım yapmıyordur, neyse. Ee, i̇kinci kısmı, para saadet getirmiyor, oyun getiriyor. <laughs> Teşekkürler. Şimdi şu var, e, biz tasarımcılar olarak yaratıcılıkla ilgilendiğimiz için, sürekli bir şeyler keşfetmeye çalıştığımız için aslında mesleğimizin içine oyun gayet yerleştirilmiş vaziyette. Biz oyun oynama hürriyeti olan insanlarız. Evet avukat kadar para kazanmıyoruz vesaire ama tatmini bu yüzden biraz daha yüksek gibi geliyor. Şimdi bunu tabi bu orta sınıf seviyesinde söylüyorum. Lütfen hani kafama Mazlow'un ihtiyaçlar piramidini atmayın. Hani belirli bir seviyenin üstünden bahsediyorum ben burada, oyun paradan önemlidir diye. Mesela şöyle bakalım. Hani küçük bu bir deney. Ben bunu başka sunumlarda yaptım. Çalışıyor. Burada biraz daha ciddi bir e, kitle var. O yüzden çalışırım. Bilmiyorum. Risk alıyorum. Eleman aranıyor. 18 yaş üstü, herhangi bir eğitim seviyesinde. Kalifikasyon peşinde değilim. takım çalışmasına yatkın. Sırtında ağır yük taşıyabilecek 60-80 kilo. Sakatlanma riskini göze alan banko sakatlanacaksınız. Samimi çalışma ortamını seven ter kokusu minimum daha da kötüleşecek. Sigorta, asgari ücret hadi şu anda ben de öğle yemeğinde ben de benden. Kim bu işe başvurur? Evet çok güzel kimse sıfır çekiyoruz harika. Peki dışarıya çıkacağız birazdan benimle uzun eşek kim oynar? Uzun eşek oynayacağız hani eller çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel bayağı bir e, eğlenceli aktif bir ruh var burada. Arkadaşlar az önce üste para verdim benim hani iş ilanım kabul etmediniz. O bahsettiğim şey uzun eşekti işte. Bu arada sakatlanma ihtimali hani ben şahsen uzun eşek oynarken bir ayağımla, ayağı, arkadaşımın ayağını kırdım. Platin takıldı. Hani ciddiyim. Ama eğlence oldu mu yapılıyor. Şimdi yine aynı şey. Bu bence biraz bize tabii klinik bir deney değil ama en azından oyunun paradan tatminin daha yüksek olduğunu, maddiyattan daha yüksek olduğunu söylüyor bence. Peki diyeceksiniz ki Hakan tamam sen oyun oyuncakla uğraşıyorsun, çocuk ruhlusun çok güzel ama biz 8 yaşımızı geçeli bayağı oldu. Hani çocuk oyun aktivitesi değil mi? Değil. Amerikalı e, psikolog Stuart Brown gerçekten okumanızı hani e, biraz araştırmanızı tavsiye ederim. E, oyun ve oyuncağın sadece pardon oyunun bir çocuk aktivitesi olmadığını, bir erişkin aktivitesi de olması gerektiğini aslında olduğunu ve hatta videoya bakalım lütfen kompleks beyinli bütün canlıların oyun oynadığını. Burada bir karga görüyorsunuz. Bulduğu bir kavanoz kapağıyla kızak yapan bir karga görüyorsunuz. <laughs> bakın karga oyun oynuyor. Hani ve kış günü dikkatinizi çekerim. Bakın hani bir hayvanın temel gereksinimlerinin yemek ve kendini sıcak tutmak, üremek vesaire olduğunu düşünürsünüz ama bakın oyun bir ihtiyaç ve bu hayvan bunu yapıyor. Şu anda bazılarımızdan gerçekten daha özgür bu hayvan, inanılmaz. Video çok sevimli ama sürem sınırlı. Devam ediyorum. Ee, peki neden böyle bir algı var? Maalesef ben de eğitim sistemini yere vuracağım birazdan. Hazır olun. Ee, sebebi şu, biz eğitim sistemimizde oyunsuzlaştırılıyoruz. Bakarsanız ilk olarak öğrendiğimiz şey zamanımızı kompartmanlamak. Hani ders saati diye bir şey var. Bunun 40 dakikası ciddi, 10 dakikası oyun. İlk kez hani bütün gün oyun oynayan çocuklar birdenbire bir ortama giriyor ve 40 dakika ciddi olmak zorunda. O kadar ciddi olmak zorunda ki elleri falan bağlıyorlar. Hani bayağı deli gömleği hareketi. Ve eğitim sistemi devam ettikçe bu oyuna harcadığınız süre akut olarak sıfıra kadar iniyor. Hani eğitim sistemi işini bitirdiğinde siz üniversiteden çıktığınızda ideal bir bireyin oyun dakika süresi sıfır. Korkunç. Yine Stuart Brown'un teorisine göre sırf bu yüzden hani biz oyun ve işi aslında zıt kelimeler olarak alıyoruz. Yani oyun oynama kelimesinin zıttı çalışmak. Çalışmak kelimesinin zıttı oyun oynamak. Bu korkunç bir şey. Çünkü yine Stuart Brown'un teorisi çok güzel gerçekten. Hani dolduruyor her şeyi. Oyun oynamak kelimesinin aslına bakarsanız hani zıttı sıkıntı. Çalışmak değil. Sıkıntı. Sıkıntı sözcüğüne biraz odaklanın. Dünyada sıkılan tek hayvan. Hani bu adam değil, şahsına münasır değil ama insanoğlu. <laughs> Dünya üzerinde sıkılan tek bir hayvan, tek bir canlı türü var. İnsanoğlu. Başka da yok. Bu korkunç bir şey. E bir de bazı hayvanlar sıkılabiliyor. Hayvanat bahçesine koyulup elinden oyun imkanı alınmış hayvanlar sıkıntı, depresyon emareleri gösteriyor. Sıkıntı bir insan icadı. İnanılmaz bir şey. Uygarlığın kirlilik gibi, efendim söyleyeyim, yarattığı böyle hani by productlardan biri ve hayattan oyunu çıkardığınızda geride kalan şey depresyon, sıkıntı. Şimdi bunu formülize edelim. 24 saatimiz var mesela hayatımızda, işte günlük. 8 saati iş, 8 saati uyku, 8 saati kişisel. Bu 8 saatlik iş kısmına aslına bakarsanız ben şöyle görüyorum. Oyunsuz dönem. 8 saat oyunsuzluk, 8 saat oyunsuzluk, 8 saat depresyon. Dinlenme kısmı ve öbür 8 saatte de sıkıntıdan kurtulmayı arıyorsunuz. İşte hobi denilen şey burada doğuyor. Sev, sevmeyerek yaptığınız işten para kazanıyorsunuz. Sonra severek yaptığınız şeye yatırıyorsunuz. Ya bu ikisi bir arada olmuyor mu? O işte bu yüzden hobidir vesairedir, yaşam koçudur. Böyle şeylerle böyle hani bütün zamanınızı geçirmeye başlıyorsunuz. <laughs> Teşekkürler. O zaman diyoruz formül net. Oyunsuzluk eşittir sıkıntıysa o zaman oyun geri gelmeli oyun geri gelirse sıkıntı çözülür. Peki diyeceksiniz ki e Hakan tasarımcısın hani eğlenceli pembe ofis vesaire falan filan eğleniyorsun. Ben noterde bilmem nerede çalışıyorum. O avukat benim en mutsuz adam benim. Benim mesleğime uyarlanır mı bu? Olmaz o iş derseniz, olur. Bakın, Rico Medellin diye bir adam var. Mihaly Csikszentmihalyi diye bir Macar psikiyatristin akış teorisi diye bir eseri var. Herkese tavsiye ederim tekrar. Rico Medellin çok özel bir insan. Bu adam bir fabrikada çalışıyor montaj yapıyor. Önüne bir parça geliyor, 43 saniyede montajı yapıyor ve diğer parça geliyor, 43 saniye, 43 saniye. Bunu günde 600 kere yapıyor. Bundan daha sıkıcı işi olan olamaz. Ve fakat bu adam özel bir insan. Çünkü normalde 2-3 ayda bu şahıslar değiştirirken bu işi yapanlar. Rikom 5 yıla aşkın süredir yapıyor. Sorduğunuz zaman televizyon seyretmekten daha eğlenceli diyor. Neden? Çünkü olayı oyuna çevirmiş. Kendi kendine hedefler koymuş. Daha hızlı nasıl yapabilirim? Teknikler geliştiriyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Kişisel süresini 27 saniyeye kadar düşürmüş. Patronları istediği için değil. Daha fazla para verildiği için değil. Hani tamamen kapitalizmin kölesi olduğu için de kendisi için yapıyor adam. Ve seviyor. İşte oyun aslında elimizde böyle bir kalkan, inanılmaz bir sihirli değnek. Oyunun gücü bu. Hani bunu ilk kez ben söylemiyorum. Hepiniz fark etmişsinizdir. Google'ın mesela o inanılmaz ofisi, YouTube'un bilişim sektörünün ofislerinin bir sebebi var. Adamlar şanımız yürüsün diye oraya o kaydırağı koymuyor. Hani gerçekten bir fikir sahibiler. Peki bu hani bana değil, Rico Medeni'ye değil, siz de kendinize uygulayabilir misiniz? Uygularsınız. Ideas into action. Hani biz mesela kendi ofisimizde kullandığımız birkaç metodu, yaptığımız bir iki ürünü birazdan sizinle paylaşacağım. Mesela hani oyunu Jesse Shell şöyle tanımlıyor. Kendi iradenize dahil olduğunuz, net amaçları olan, rekabet unsuru içeren, kuralları olan, belli bir meydan okuma unsuru olan. Bunları bir araya getirip kendi süreçlerinize hayatınızda yerleştirdiğiniz zaman pekala oyunsallaştırabilirsiniz. Mesela brainstorming, ofisimizde hani tasarım ofisi sık sık brainstorming yapılıyor. Biz bunu oyun haline getirdik, ortaya bir kova koyuyoruz. Çalışanların hepsi, arkadaşların hepsi diziliyor. Hepimizin önünde renkli kağıtlar var. Fikirlerimizi yazıp yazıp top yapıp atıyoruz içeriye, basket oyunu. İçerideki, e, hang, kimin en fazla fikri var atılan her içerideki fikir başına bir puan kazanıyoruz. Ve analiz edip baktığımızda o en iyi fikrin sahibi olan 30 puan kazanıyor. Ve o hafta ofisin kralı, evet çayı kahvesi ayağına geliyor, İnanılmaz. <laughs> Mahmut mu diyem oyunu? Hani bu, bunu, bunu herkes bilmeyebilir. Şimdi <laughs> Mahmut mu diyemin referansını vereyim. Çiçek Abbas filmindendir. Onu da tavsiye ederim. Onu da edeyim. Ee, Mahmut mu diyem ofis içerisinde her türlü sunumda, toplantıda biz negatif sözcükleri Mahmut kelimesiyle değiştirdik. Mesela bir sunum yapılıyor. Hakan Bey evet işte sundun vesaire vesaire birazdan bana diyecekler. Hakan sunum iyiydi ama eller kollar çok Mahmut. <laughs> hani... Ee, ve sen negatif bir şey burada hemen ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. En albarda en az Mahmut diyen de oyunu kazanıyor. İlle ofiste mi olması lazım? Öbür 8 saatte hiç mi sıkıcı bir şey yok hayatınızda? Tabii ki var. Temizlik mesela. Neden bulaşık yıkama ve durulama bir yarış olmasın iki kişi arasında? Neden ev silme süpürme arasında bir yarış olmasın? Hani bir yanda e, paspas, bir yanda elektrik süpürgesi. Go. Yarış size. <laughs> Olabilir. Veya çocuğunuza aileler için bir ipucu, çocuğunuza diş fırçalamayı öğretmekte zorlanıyor musunuz? Oyun haline getirin. Çocuğunuzun en sevdiği şarkıyı bulun. Hani belki her akşam yeni şarkı takacaksınız. Ve ekran karşısında karaoke yapın. Pardon, ayna karşısında dişlerinizi fırçalarken karaoke yapın. Yani emin olun çocuğunuzun üzerinde gerçekten daha pozitif bir etkisi olacaktır. Nanet tadından daha iyi. Bizim yaptığımız bir üründen bahsetmek istiyorum. Hani action olarak. Yani bu sefer bir hardware ürün tasarımcısıyız çünkü. Mesela çağımızın en büyük sıkıntılarından biri artık oturarak yapılan aktivitelerin çok cezbedici olması ve çocukların bunları daha çok tercih ediyor olması ekran karşısında. Hani obezite kısacası. Mesela biz bununla mücadele edebilmek için mesela bir aparat tasarladık. Bu bir aslında action counter çocuğun hareket miktarını ölçebiliyor. Ve günlük olarak çocuğa kota veriyor. Hani şu kadar hareket etmen lazım, şu kadar bitti, şu kadar aksiyon yapman lazım diye. Bu parça bilekte de olabilir, hani hareketlerinizde vesaire. Ben yapsam çok ilerlemiştik kol sürekli oynuyor. Neyse, ee, mesela bunu çıkartıp pekala ayağınıza takıp çevirebildiğiniz bir başka aparata takabiliyorsunuz. Çıkartıp hula hoop'a takabiliyorsunuz. Ve neticede çocuk günlük olarak bir aksiyon kotası dolduruyor. Yapmaya çalıştığımız şey burada egzersiz ve dışarıya çıkmayı, hareket etmeyi çok sevmeyen çocukları biraz gamification ile, oyun sallaştırarak e, aktiviteye sevk etmeye çalışmak. Netice olarak, e, tekrar başa sarıyorum, hani sıkıntıya odaklanalım tekrar. Şunu gerçekten hani hayatınızın kaçta kaçını sıkıntı ve sıkılma halinde geçirdiğinizi düşünün. Ve şunu hatırlayın, gerçekten sıkıntı dediğimiz şey bir insan icadı, yok. Ve tamamen ciddiyetten kaynaklanıyor. O yüzden size diyorum ki bu kadar ciddiyi olmayın, gerçekten bu kadar sıkılmayın, oyuncu olun, kendinize iyi bakın. Teşekkürler.